sen kendine, gün senindir yine, dönüp tarihine. Bak, bak, bak. Bize kardeş herkes, yakın ve uzak, bizimdir her yuva, her ocak. Bize sökmez ne engel ne de tuzak, daima aşk daima millet. Bize sökmez ne engel ne de tuzak, daima aşk daima millet. Milletin gücü bizim gücümüz, millet aşkı dolu özümüz. Daima büyük düşünen, daima büyük hedeflere koşan, ülkesi için gece gündüz durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışan lider geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider, Anadolu'nun yiğit evladı, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kimse zor. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Başakşehir'in saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Bugün Başakşehir AK Parti teşkilatımızın 6. olağan kongresi için buradayız. Ve bu kongremizle birlikte inşallah çok daha farklı, çok daha dinamik bir ruhu geleceğe taşıyacağız. Değerli kardeşlerim, ben inanıyorum ki bu 4. olağan kongrede sizler çok daha farklı, çok daha diri Mart 2019 seçimlerine yerel olarak hazırlanacak, ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimine de hazırlanacaksınız. Buna hazır mıyız? Hazırız. Ama meydan pek hazır gözükmüyor, onu söyleyeyim. Mevlüt Başkan, meydanın durumu pek iyi değil.
Öyle değil mi? Böyle olmaması lazım bu meydan. Yok. Hep beraber daha diri olacağız. Başakşehir'in böyle bir meydanında sizleri ben çok daha farklı görmek istiyorum. Size kar, bora, fırtına, vızıltı gelir. Benim tanıdığım Başakşehir'e kar, bora, fırtına süküm bulacak. Evet. Size dinsizler, imansızlar selam duracak. Afrin'de durdular mı? Kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına aldılar, kaçtılar. Bak şu anda 4200 terörist etkisiz hale getirildi. Niye? Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. Hep söylüyoruz ya, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Kardeşlerim, sizleri fazla bekletmeyeceğim. Çünkü salondakiler bekledi. Ama bizim biliyorsunuz Rabia'mız var. Değil mi? Rabia'mızı iyi biliyor muyuz? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Tek millette ne var? Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla tek millet. 81 milyon biz tek milletiz. Yunus'un diliyle yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Makam mevki için değil, para pul için değil, sadece bizi yaradan Allah onları da yarattığı için severiz. Bizim ölçümüz bu. Üstünlük kavim değil, üstünlük ittika iledir, takva iledir. Bak kızım nasıl bildi. Eyvallah. İki, tek bayrak. Bayrağımızın güzelliğini görüyor musun? Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Eğer bir toprak için şehit kanıyla yoğrulmuyorsa orası vatan olmaz. Dört, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devlet yok, anlamayız bu. İşte paralel devletler de Pensilvanya'da. Ha, onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Hatta bilet paralarını da veririz ha. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını seven, milletini seven, bu vatan için fedai can edebilecek vatandaşlara, millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Ben karşımdaki topluluğu işte böyle görüyorum. Şimdi salon tıklım tıklım dolu. Ama bu dört tane Rabia ile ilgili maddeyi hayata geçirmek için ne yapmamız lazım? Şöyle bir kaldırın ellerinizi. Ne yapmamız lazım? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeş, kardeş, bu çok önemli. İnnemel mu'minune ihve. Ve devamında ne diyor Rabbimiz? Ayrılığa düşmeyin. Zayıflarsınız. O zaman sizi yok ederler. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Asla ayrılığa düşmeyeceğiz. Ve ben sizleri böyle bir kardeşler topluluğu olarak görüyorum. Onun için de selamlıyorum.
Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizleri hatırlatıyor. Bana her şey sizleri hatırlatıyor. Bana her şey Başakşehir'i hatırlatıyor. Kongremiz hayırlı olsun. İnşallah, evet, Leyla'yı Miracı geride bıraktık. Şimdi yavaş yavaş başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan nereye gidiyoruz? Mübarek Ramazan-ı Şerif'e gidiyoruz. Rabbim hayırlısıyla kavuştursun. İnşallah Ramazan'a kavuşturduğu gibi bayrama da bizleri eriştirsin. Kalın sağlıcakla. Başakşehir'in mimarı, İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ateşini ve sevdasını yüreğimizde hissettiğimiz için yapıyoruz diyen, birlik ve beraberliğimizi... Marmaray. İki Ankara İstanbul arası yüksek hızlı tren. Üç Avrasya. Dört üçüncü köprü. Beş Osman Gazi Tüneli, 6 3. havaalanı ve 7.'si yolda Kanal İstanbul. 7 tane gerdanlık. Her biri dünya ölçeğinde proje. Bunlar nasıl gerçekleşti? Nasıl gerçekleştirildi? Bunu gerçekleştirmekte insan sevgisi vardır. Bunu gerçekleştirmede elbette ki sevdalı olmak gerekir. İşte AK Parti kurulduğu günden bu yana, 14 Ağustos 2001'den bu yana milletin verdiği rota doğrultusunda, milletin şekillendirdiği bir biçimde millete yaslanarak önündeki engelleri bertaraf ede ede 70 sene muhtaç Türkiye'nin yönetimini aldı, bugüne getirdi. İşte AK Parti bu. Dolayısıyla AK Parti demek Türkiye'yi kalkındıran, değiştiren, Türkiye'de her alanda kazanımlar sağlayan markanın ismidir AK Parti. AK Parti bir ailedir. Ve dolayısıyla kongrelerde değişim ve dönüşümü gerçekleştiririz. Ama hiç kimseyi asla ailenin dışına itmeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Çünkü bizler milletin hukukunu korumak için yola çıkmış kadrolarız. Siyasetimizin merkezinde millet var.
Dolayısıyla milletin hukukunu korumak için yola çıkmış kadrolar evleviyetle ekip elemanlarının da hukuku konusunda hassasiyet içindedirler. Öyleyiz. Kırmızı çizgi ihlal edenler hariç. Kırmızı çizgi ihlal edenlere de asla toleransla bakmayız. Değerli kardeşlerim, bugün gerçekleştirilecek bu kongrede görevi devredilecek ilçe başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Kongre sonucu görev alacak arkadaşlarımıza, ilçe başkanımıza, ekibine başarılar diliyoruz. Önümüzde hedefler var. 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı hedefimiz, çünkü Cumhuriyet aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en kıymetli kazanımı. Değerler hepimizindir. Cumhuriyet hepimizin, Fatih hepimizin, Atatürk hepimizin, hep birlikte 2023'e doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Tüm bayraklarımızı dalgalandırmanızı rica ediyoruz lütfen. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ravza Kavakçıkan. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fatma Betül Sayankaya. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şentop. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahmet Hamdi Çamlı. Hoş geldiniz efendim, teşekkür ediyoruz. Aşkı dolu özümüz, tüm
Vakit tamam, hazır mıyız Başakşehir? Bütün bayrakları görelim lütfen. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Anadolu'nun yiğit evladı, İstanbul aşığı, Türkiye sevdası lider. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü değiştirdiğini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bir yol vardır, hak yoludur, bul onu. Başakşehir'in saygıdeğer güzel insanları, AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Başakşehir'in tüm mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. İlçe kongremiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, hasbihal edip hasret dilermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını Başakşehir'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız içinde görev almış, bugün aramızda olmayan, ahireti intihar etmiş kardeşlerimize de bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Kongremizin Başakşehir için, elbette ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bizleri coşkuyla, büyük bir heyecanla bağrına basan Başakşehir'e teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında, 16 Nisan halk oylamasında %54 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyen siz kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren bizi yalnız bırakmayan Başakşehir, 16 Nisan'da da kendisine yakışanı yapmıştır. 16 Nisan'da Başakşehir bir kez daha iradesine, geleceğine sahip çıkmıştır. Tabii bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük.
biz Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın, Başakşehir stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Buna var mıyız? Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya. Tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz, çıkacaksınız. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendini gösterecek. Futbolunda da, basketinde de, yüzmesinde de, her yerde gösterecek. Buralarda bulunacağız. Eğer bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz, sadece kendine has bazı alanlarda bulunayım yeter diyorsa, o zaman bu ülkede millet kavramının içerisindeki o işlevlerde yokuz demektir. Kardeşlerim, inşallah 2019'daki her iki seçimde de biz sizlerden rekor bekliyoruz. 2019'da Başakşehir'in oy oranlarıyla İstanbul'da bayrağı göğüslemesini özellikle arzu ediyoruz. Kardeşlerim, ecdat erken kalkan yol alır diyor. Bizim de 2019 hazırlıklarına şimdiden başlamamız gerekiyor. Belediye seçimlerine daha 11 ay, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1,5 yıl var diyerek asla rehavete kapılmamalıyız. Zira biz ana muhalefet gibi milleti ufukta, sandıkta görünce hatırlayan, vatandaşın kapısını sadece seçimden seçime çalan bir parti değiliz. Olamayız. Biz her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatana aşkla, imanla, tutkuyla hizmet eden bir hareketiz. Biz aslında hareketin de ötesinde, biz bir davayız. Biz böyle bir davanın mensupları olarak bu yolda bir defa çok çok hızlı gitmeliyiz. Her zaman söylediğim gibi biz halka hizmeti, hakka hizmet gören, bu dünyadan göçtükten sonra geride hoş bir sada bırakmak için çabalayan bir kadroyuz. Hayrun nas men yenfeun nas. Kardeşlerim, biz yarın seçim olacakmış gibi dinamik, çalışan, disiplinli bir siyasi hareketiz. Bir siyasi partiyiz. Birileri İstanbul'da çeyrek asra yaklaşan hizmet yolculuğumuzun sırrını çok farklı yerlerde arıyor. İçeride ve dışarıda bazıları milletimizin bize ve partimize olan teveccühünün sebebini bir türlü idrak edemiyor. Oysa ön yargılarının esiri olmak yerine partimizin felsefesine, kurucu değerlerine, AK kadronun siyasete yaklaşım tarzına baksalar meseleyi çözecekler. Bizi kendi sığ dünyalarına hapsetmek yerine samimiyetle analiz etmeye çalışsalar başarımızın sırrına da vakıf olacaklar. Ama onlar AK Parti'yi anlamak için değil, yaftalamak için uğraşıyorlar. Hırsını aklının önüne koyana yapılacak hiçbir şey yoktur. Dünyada hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Biz bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de bu çevreleri yanıltmaya devam edeceğiz. İcraatlarımızla, eserlerimizle, dünya çapında ses getiren projelerimizle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Yapacak çok işimiz var.
her seçimde başarı çıtamızı daha yükselterek inşallah ülkemizi muasır medeniyetler seviyemizin üstüne taşıyacağız. AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenler şimdiye kadar hep hüsrana uğradılar. Bizim saldırılar karşısında geri adım atacağımızı, yılacağımızı düşünenler yanılmaktan bir türlü usanmadılar. İşte 15 sene önce, 16-17 sene önce buralar neydi? Bomboş arazilerdi. Öyle mi? Sesiniz hiç çıkmıyor ya. Galiba siz farklı yerde doğdunuz. Neydi buralar? Tarla ya, bomboş. 94'te ben belediye başkanı olduğum zaman buraların hali oydu. Ve buralara girdik. Buraları işte bugünkü şehir haline getirdik. Niye? İş bilenin, kılıç kuşananın. AK Parti'yi engellemek için 40 takla atanlar, ilke, ahlak, değer ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık. Bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk 3-5 köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz. Kardeşlerim, siyaset simsarlarının üç benzemezi bir araya getirerek AK Parti'nin önünü kesme hesapları şimdiye kadar olduğu gibi 2019 seçimlerinde de boşa çıkacaktır. Fil dişi kulelerinden ahkam kesenlerin hevesleri bir kez daha milli iradenin hakikat duvarına çarpar, darmadağın olacaktır. Bu süreçte elbette en büyük görev bizlere ve sizlere düşüyor. 2019'a kadar her bir yol arkadaşımın, AK davaya gönül veren tüm kardeşlerimin tam bir seferberlik ruhuyla çalışması, koşturması gerekiyor. Başakşehir teşkilatımızın bu zorlu maratona hazır olduğuna inanıyorum. Bunun için sizlerden şimdi burada bir söz almak istiyorum. Ana kademe, şöyle bir kalkalım bakalım. Kalkalım. 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Buyurun. Kadın kolları, 2019'a kadar kapıları dolaşarak her kalbe dokunmaya var mıyız? Hanımlar, bu az olmadı mı? Her kalbe dokunmaya var mıyız? Hatırlıyorsunuz değil mi bizim o kahve hikayelerimizi? Hani evlere girilirdi ve her eve kadın kollarımız birer kahve verirdi. Ve onun üzerinde partimizin amblemi, o zamanki partimizin, ve bir de bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye bir ifade. Şimdi ben sizden aynı gayreti bekliyorum. Tamam. Gönüllere dokunacaksınız inşallah. Ve kale içeriden fethedilir, unutmayın. Gençlik kolları. Maşallah. Barakallah. 2019'a kadar lise son sınıftan üniversitelere tüm gençlere ulaşmaya hazır mıyız? Başakşehir Stadyumunu doldurmaya hazır mıyız? Bak, aniden bir sürpriz yaparım. Başakşehir'in bir maçına gelirim. Ondan sonra orada tribünleri boş görürsem olmaz.
Bir de bu akşam mesela güzel bir ses gelirse tadına doyum olmaz değil mi? Gelir mi gelir? Şu belli olmaz. Tüm teşkilat olarak Başakşehir'de destan yazıyor muyuz? Yazıyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Değerli yol arkadaşlarım, AK Parti'nin 15 yıllık karnesi 2019'a giden süreçte bizim en büyük referans kaynağımızdır. Hadi bakalım, gençler söylüyor ama hani salonda bir şey yok. Salonda aynen gençler gibi böyle maşallah ayaklanması lazım. Gençler herhalde biraz daha yüksek tonda gideceksiniz. Hala kadın kolları ana kademe kalkmıyor. Bunları sizin de kaldırmanız lazım. Sağ olun. Başakşehir'den çok şey bekliyoruz ona göre. Hamdolsun. Şimdi hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. Bak, bu gecikmenin bedelini gördünüz değil mi? Ne oldu gecikmenin bedeli? İşte bir gemi geldi bu yılın yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedik. Şu ne der, bu ne der gerek yok. Biz ne deriz buna bakacağız. Ve süratle Kanal İstanbul'da inşallah bu yıl içerisinde başlayıp süratle bitirip ve buralar bambaşka olacak. Buyurun. Hamdolsun. Ne söz verdiysek, vatandaşlarımıza neyi taahhüt ettiysek er ya da geç onu hayata geçirdik. Afaki sözlerle milletimizden oy toplamanın peşine düşmedik. Sırf birkaç oy daha fazla alacağız diye ülkemizin geleceğini ipotek altına alan popülist söylemlere prim vermedik. Hele hele ana muhalefet gibi siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik. AK Parti son 15 yılda ülkemize kazandırdığı eserlerle, doğrudan hayata dokunan projelerle demokraside, hukukta, adalette, ekonomide, sağlıkta gerçekleştirdiği reformlarla milletimizin nazarından ibra olmuş, rüştünü ispat etmiş bir partidir. İşte şimdi Başakşehir'deyiz. Başakşehir'de şimdi dev bir şehir hastanesi yapıyor muyuz? Bu şehir hastanesiyle düşünün, İstanbul'un tamamen Anadolu yakasının sağlığı burada. Yetmez. Ve tüm değerli kardeşlerim, yurt dışından gelenlerin de burası aynen bir tedavi merkezi haline geliyor. Şu anda inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor ve inşallah kısa zamanda da şehir hastanesini bitireceğiz ve hizmete alacağız. İstanbul'daki birçok ilçe gibi Başakşehir'de AK Parti'nin hizmet anlayışının en yakın şahididir. Eğitimde Başakşehir 82'si devlet okulu, 142'si özel okul olmak üzere toplam 224 okulla adeta İstanbul'un eğitim öğretim üssü olmuştur. 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla en büyük İmam Hatip Lisesi burada, Başakşehir'de bulunuyor. Sosyal bilimlerde marka bir kurum haline dönüşen İbn Haldun Üniversitemiz Kayaşehir'deki Güney Kampüsü'nde eğitim öğretime başladı. Ve Başakşehir'e İstanbul'un en büyük yaşam alanlarından biri olan Kayaşehir Meydanı'nı kazandırıyoruz. Ve bunun yanında
400 bin metrekarelik bu meydanda, belediye hizmet binamızda Türkiye'nin en güzel botanik parkını da inşa ediyoruz. Ayrıca inşası devam eden 9 viyadük, 4 üst geçit köprüsü ve 9 alt geçit köprüleriyle ilçemizdeki trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Arnavutköy Sultan Gazi yolu bağlantısı tamamlandı. Onurkent, Oyakkent bağlantı yolu ulaşıma açıldı. Tüm viyadükler tamamlandığında TEM yoluna, Trakya Otogolu, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yollarına bağlantılar artık çok daha kolaylaşıyor. Mevcut 3 metro hattına ilaveten 4. metro hattımızın çalışmalarına da başlıyoruz. Başakşehir Sular Vadisi ve Gölet Projesi yanında 105 parkı ile İstanbul'un en yeşil ilçelerinden hamdolsun biridir. İlçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarı İstanbul ortalamasının neredeyse 3 katıdır. Kaya başında TOKİ tarafından 1,5 milyon metrekarelik devasa bir park daha şu anda inşa ediliyor. Bunun yanında değerli kardeşlerim, tabii ayrıca Başakşehir sağ olasınız. Sağ olasınız. Olimpiyat stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek projeyle futboldan güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız. Değerli kardeşlerim, sadece Başakşehir'de değil, 780 bin kilometre karenin her bir karesinde 81 vilayetimizin, 921 ilçemizin tamamında devam eden projelerimiz, hizmetlerimiz, çalışmalarımız var. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirdiğimiz eserler, camiler, köprüler, yollar, kütüphaneler var. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlardan Güney Amerika'ya kadar nerede bir ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur varsa onun yardımına koşan bir Türkiye var. Bugün bölgesinde ve ötesinde söz sahibi, itibar sahibi bir ülkemiz var. Bu başarılarımız inanın yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından heyecanla, sevinçle, gururla karşılanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'nin projeleri, başarıları, diplomatik ve askeri zaferleri konuşuluyor. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa elbette bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasının, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi işte budur. Şimdi burada bir şey söylüyorum. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz. Bizdeki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar. Edemeyecekler. Türkiye bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir. Vermeye devam edecektir. İşte bakın şu anda biz buralara nereden geldik?
Gençler, buraya nereden geldik? Bizim IMF denilen uluslararası para fonuna borcumuz neydi? 23,5 milyar dolardı. 2013'te biz bunu ne yaptık? Sıfırladık. Peki 2002 Kasım'ında bizim Merkez Bankamızdaki döviz rezervimiz neydi? 27,5 milyar dolardı. Şu anda ne? 120 milyar dolar. Bak nereden nereye geldi. Bitmedi. Biz göreve geldiğimizde Kasım 2002 ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Peki şu anda bizim ihracatımız ne oldu? 160 milyar dolar. Nereden nereye geldik? İşte bunlar bizim beka, bağımsızlık mücadelemiz. Yetmez. Aynen bu yola kararlılıkla devam edeceğiz. İşte saldırıyorlar değil mi? Biz geldiğimizde savunma sanayinde ya biz bir tane insansız hava aracı alalım dediğimizde o bize dost görünenler ne diyordu biliyor musunuz? Kongreden izin çıkmadı. Silahlı insansız hava aracı alalım dediğimizde kusura bakmayın kongreden izin çıkmadı. Ama bu komşular bizi şimdi hamdolsun mülk sahibi yaptılar. Şimdi silahlı insansız hava aracı da üretiyoruz. İnsansız hava aracı da üretiyoruz. Şimdi onların çok daha üst kademe olanlarını da Allah'ın izniyle üreteceğiz. Afrin'de silahlı insansız hava araçlarının çok hizmetini gördük. İnsansız hava araçlarının çok hizmetini gördük. Onlar koordinatları tespit etti. Öbür taraftan bu teröristlerin işi bitirildi. Bak nereden nereye geldik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Yeter mi yetmez? Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda farklı. Daha da ileri gidiyoruz. Şimdi insansız tankları da yapacağız. İnsansız zırhlı taşıyıcıları da yapacağız. Ve bunlar da tabii ki kendi içinde belli mekanizmaları da olan, evet, bizim savunma sistemimizdeki araçlar olacak. İyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Atlattığımız her badire bizi, partimizi ve milletimizi saldırılara karşı çok daha dirençli hale getirmiştir. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Bize ve partimize saldıranlara en güzel cevabı yine sandıklarda destan yazarak vereceğiz. 2019'da milletimizden tekrar çok güçlü bir şekilde onay alacak, güven tazeleyecek hizmet kervanımızı devam ettireceğiz. Ben size, dava arkadaşlarıma güveniyorum. Bilhassa hanım ve genç kardeşlerime yüreklerindeki AK Parti sevdasını Başakşehir'in her köşesine ulaştırmalarını bekliyorum. Kardeşlerim, tabii ki sizler bildiklerinizi bilmeyenlere anlatmanız lazım. Eğitimde ne yaptık? Sağlıkta ne yaptık? Adalette ne yaptık? Emniyette ne yaptık? Ulaşımda ne yaptık? Yahu geldiğimiz zaman 6100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Biz bunun üzerine 19000 kilometreyi aşkın bölünmüş yol ilave ettik. Geldiğimizde 25 tane havaalanımız vardı. Biz bunun üzerine 29 tane havaalanı daha ilave ettik. Bunları anlatacağız. Şimdi dünyanın bir numaralı havalimanını işte yanı başınızda yapıyoruz. Bu yıl inşallah ilk etabının açılışını yapacağız. Ve yılda 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı 2023'te de
İnşallah bu havalimanımız, evet, 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Yürüyoruz. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen. Gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, oturarak çok yorulduğunuzu biliyorum. Kalkalım değil mi? Rabia'mızı da biliyor muyuz? Şöyle gür seda ile söyleyelim. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tabii Rabia'mızı gerçekleştirmek için ne yapacağız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Allah ya. Kıymetli delegeler, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçilmeden önce şu konuyu ilan etmek istiyorum. Kongremizde organ ve delege seçimleri parti tüzüğümüz ve kongre yönetmeliğimiz gereğince liste yönetimi esasına göre yapılacaktır. Kongremizde aday olacak veya aday gösterilecek
ilçe başkan adaylarının ve ilçe yönetim kurulu 25 asıl 13 yedek üyesi ile il delegeleri asil ve yedek üyelerinin yer aldığı başvuru dilekçelerinin liste usulüne uygun biçimde hazırlanarak saat